Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlerle birlikte, normalde hep eşit attığında ses çıkardı ama bu sefer çıkmadı. Bugün sizlerle birlikte Ocak ayı favorilerimi paylaşacağım. 2016'da yeni bir video serisi, hani yine yeni bir video serisi olarak favoriler videosunu başlatmaya karar verdim. Çünkü gerçekten favoriler videosunu çok faydalı buluyorum. Hani kış için mesela güzel ürünler olduğunu düşünüyorum şu anda elimde. Şöyle bir sepete koydum. Biraz büyük bir sepet ama her videomda bu sepetin içine koyacağım. Ben başlıyorum. İlk olarak saç kesimiyle başlayacağım. John Frieda'nın Frizz Is Flawlessly Straight şampuanı. Bunu geçen alışveriş videomda görmüştünüz. Yakın zamanda tekrar bir alışveriş videosu çekeceğim. Çünkü yeni aldığımda bayağı bir ürün oldu. Bir sonraki yaptığım alışverişte de bundan tekrar aldım. Bu şu anda bitmek üzere ve gerçekten mükemmel bir şampuan. Yani düzleştirici şampuan bu. Ben dedim hani bir şampuan nasıl saçınızı düzleştirebilir? Gerçekten düzleştiriyor. Saçımı kuruttuğumda saç böyle buraya dümdüz iniyor ve ertesi sabah kalktığımda saçlarım resmen dün geceden fönlemişim gibi duruyor. Ve çok doğal bir düzlük veriyor. Bunu yaparken hiç saçlarımı yıpratmıyor. Aksine yumuşacık yapıyor. Bu yumuşaklığın sebebi Dove'un şu serisinin, bundan da bahsedeceğim. Bu Macadamia'nın, bu sarı serisinin saç kremi var. Onu şu anda gösteremiyorum bittiği için. Fakat o gerçekten inanılmaz bir yumuşaklık, inanılmaz bir parlaklık veriyordu. Bu ikisini kullandığımda, Dove'u ve bunu kullandığımda mükemmel bir ikili oldular ve bu şampuanı gerçekten bayıldım. Bir yeni keşfim bu ve çok beğendim. Bir diğer saç bakımının ise zaten az önce söylediğim Dove'un. Bu serinin sanırım macadamia özlü, hani saçı besleme özelliği var. Ben bunu kuru saçıma sıktığımda çok güzel bir yumuşaklık sağlıyor. İnanılmaz güzel bir koku veriyor. Normalde biliyorsunuz böyle bakım spreyleri ıslak saça sıkılıyor. Ben ıslak saçıma da sıkıyorum. Ondan sonra saçımı kuruttuktan sonra bir de uçlarını çok hafif serum sürerek kullanıyorum. Ve gerçekten şu anda çok memnunum hani bu rutinden. Diğer maviler biraz daha parfümlü kokuyor. Ama ambalajında biraz sıkıntı var. Çünkü kapatırken çok ses çıkıyor. O kadar da olsun yani. Cilt bakımı olarak ise favorim bu sabah rutin videosunda gördüğünüz Acne Gun'ın fizikama jeli. Bu Dermoskin sanırım bunun markası bu, bilmiyorum ama akne önleyici bir krem bu. Cilt doktorum bunu bana akşam hani bunu kullanıp okuldan gelince yatmadan da alkol suyuyla yüzümü silmemi söylemişti. Ben okullar kapanana kadar öyle yaptım ama okullar kapanınca bunu sabahları kullanmaya başladım. Gerçekten ciddi bir geçiş var hani yüzümde. Yüzümdeki bu değişimi çok sevdim. Sabah rutin videosunda Acne Gun'ı nereden aldın diye sorular da gelmişti. Yani agresif hastalık gibi yerlerde yok. Bunu eczaneden alıyorsunuz. Bu da sabah rutin videosunda acayip sorulan bir üründü ve o yüzden ben de burada göstermek istedim. Aslında bu ayın favorisi değildi bu. Geçen aylarda falan da favorimdi. Ama yine de göstermek istedim bu videoda. Bu şekilde bu ne? Bu böyle aslında peeling pedi tarzı bir şey. Yani öyle bir şeydi bunun adı. Tam adını bilmiyorum. Cilt bakımı için kullanılıyor. Bunu ayak için mi ne demişti biri? Ama hayır, bu ayak için değil. Ayak için de böyle şeyler var. Ama bu kesinlikle onlardan değil. Asımslarda 7 lira gibi bir fiyata, oldukça uygun bir fiyata bunu alabilirsiniz. Daha derinlemesine temizlik sağlıyor. Bakımdan gidiyorum ama bu Oral-B'nin Brown isimli diş fırçası gerçekten elime birkaç gün önce ulaştı. Ve hani bu elektronik diş fırçalarını ben gerçekten çok merak ediyordum. Aslında bir yandan gereksiz olma şüphesi vardı. Hani gereksiz bir ürün gibi gelebiliyordu. Fakat hani gerçekten çok merak ettiğim için aldım ve ben bunu internetten sipariş ettim. Siz de agresif hastalık gibi yerlerden hani indirimde yakalayamazsanız söylüyorum. İnternette çok daha uygun bir fiyata alabilirsiniz. Bu şekilde böyle... dişlerde tabii ki de fırçası sebebiyle ve hızlı çalışması sebebiyle çok daha güzel bir pürüzsüzlük sağlıyor. Fakat çok sert yaptığınızda ve hani şu mesela şuralara kadar çıkardığınızda belki kanatabilir, bilmiyorum o hani sert dokusunu. Acı bir ürün. Dişlerimde ciddi bir pürüzsüzlük var ve onun sebebi de kesinlikle bu ürün. Şimdi kozmetiğe geçmeden önce biraz böyle hani kış için böyle biraz nem veren I Love markasına geçeceğim. Ben de bir el kremi, el losyonu aslında bu, el losyonu, bir vücut losyonu, bir duş jeli, bir de vücut spreyi var. Bunun dışında hepsini raspberry and blackberry aromalı aldım. Bunu ve duş jelini ve bunu birlikte aldım. 3 al 2 öde kampanyasına. Yani bu krema da bedavaya gelmiş oldu. Kokusu inanılmaz güzel. Daha çilekli, daha meyveli kokarken bunlar daha aromatik, daha bir
güzel kokuyor sanki. Fakat el için ben bunu daha çok uygun buldum. Hani bir de hepsini aynı almak istemedim açıkçası. Çok güzel bir nem veriyor. Zaten losyon kıvamında. Losyon olmasının amacı da o. Aklıma geldiğince kullanmaya çalışıyorum. Ellerim hani kupkuru bir insan değilim. Kış mevsimlerinde kısacası çok hani iş görebilecek bir ürün ve bana bedavaya gelmesi de ayrı bir güzel oldu. Aynı zamanda bunların vücut spreyleri şu anda Vassazar'da 7,5 lira indirimde. Uzun bir süredir indirimde. Hala devam ediyor mudur bilmiyorum o yüzden. Fakat 7,5 liraya bu Alabama markasının spreylerini alırsanız onlar da çok güzel. Bu da vücut losyonu. Gerçekten ya çok güzel bir nem verdi benim cildimde ve peelingli değil bu arada arkadaşlar. Zaten peeling yapacaksınız bence hani bizim işimiz için şu anda gereksiz peeling yani vücut peeling en azından. Ama bu tarz vücut losyonları bence çok tatlı, çok şeker. Ben bunu banyodan çıktıktan sonra biraz nemli vücuduma uyguluyorum ve acayip nem bombası oluyor ve bu el kremi ve vücut duş jeli bana 25 liraya gelmiş oldu. Vücut ürünlerinden devam edeceğim. Bu Body Fantasies markasının Pink Vanilla Kiss Fantasy isimli vücut spreyi. Bunlar Gritis'i tal bir marka. Böyle vücut spreyleri getirmiş Gritis. Bence çok güzel bir şey bu ve ambalajları, paketlemeleri falan da oldukça tatlı geldi bana. Bu boyları 11.90, büyük boyları 19.90, en küçük boyları da 7.90. Kokusu çok çok güzel bir koku. Biraz böyle fazla şekerli gibi geliyor ama sonra alışıyorsunuz ve çok çok güzel bir koku. Ve çok kalıcı. Bunlar The Body Shop'un hani birebir kokuları yapıldığı söyleniyor. Hani. O yüzden bunu da favorilerime eklemek istedim. Bu şekilde. Yavaş yavaş kozmetiğe geçeceğim. Ondan önce son bir fırça favorim var. Normalde hani çok fazla fırça favorisi hani zaten bu benim ilk favoriler videom ama neyse. Çok fazla hani aylık fırça favorisi yapan bir insan değilim. Fakat bu fırça ben 7,5 liraya, 7,90 öyle bir fiyata aldım ve inanılmaz yumuşak. Bu Eclipse'in kontür fırçası bu arada. Hem kontür yapmak için, yani tam kontür değil de mesela bronzer sürmek için ve allık sürmek için yani şuralara şöyle şöyle uyguladığınızda gerçekten mükemmel bir sonucu veriyor. Hem de yumuşacık bir fırça ve fiyata da bu kadar uygun olunca tabii ben bu fırçaya bayıldım. Hala indirimi devam ediyorsa mutlaka buna bir bakın derim. Zaten yakın zamanda fırçalama videosu çekeceğim. Ve şimdi kozmetiğe gelebiliriz. NYC'nin Smooth Skin Bronzer'ı bu şekilde. Şöyle göstereyim. Rengi inanılmaz sıcak tonlu bir renk ve bizim işimiz için bence allık gibi kullanmaya uygun. Yüzüme çok güzel bir renk katıyor ve herhangi başka bir şey uygulamıyorum. Denemeye değer bir ürün. Hani yurt dışında çok övülmüştü. Ben hani çok fazla övülen ürünleri övmeyi pek sevmiyorum ama yine de gerçekten hak etmiş bence. Bir Vassazar'da şu an 9 lira. En son gittiğimde 2 tane vardı. Bunu ben aldığımda bu sonuncuydu. Bir tane kalmıştı ve tek tek getiriyorlar bunları. Bulabilirseniz bence kaçırmayın derim. 9 liraya mükemmel bir bronzer. Hepinizin gördüğü, belki hepiniz şu anda daha almamışsınızdır ama en azından hepinizin gördüğü Maybelline Falsies Push Up bir ama. Bunu ben ilk reklamlarda gördüğümde gerçekten pembe bir maskara zannetmiştim. Fırçası en azından ama öyle değilmiş. Oldukça dikenli ve hani böyle tırtık tırtık fırçaları var. Fırçası biraz sert. Bu şekilde gördüğünüz gibi oldukça dikenli bir fırçası var. Kirpikleri çok fazla uzattı. Yani ne güzel uzatıyor falan diyeceksiniz ama benim için bu kadar uzunluk yani gündelik olarak fazla ve bizim yaşımız için bence. Ben günlük hayatımda da maskara süreceksem belli belirsiz maskara sürmeyi seviyorum ve bizim için uygun olan da o bence. Genel olarak güzel bir maskara ama bizim yaşımız için gündelik kullanıma uygun değil. Geri kalanlar full dudak ürünleri. İlk olarak en favorim olan Nivea'nın bu frambuazlı lip butter'ı. Bu şekilde gerçekten tam bir nem bombası. Bu kış aylarına özellikle çok çok uygun bulduğum bir ürün. Batır almak istiyorsanız bence Nivea'dan bunu almalısınız. Çünkü kokusu da mükemmel. Hani sabah kalktığımızda nemi hissediyorum diyorlar. O ürün işte bu ürün. Gerçekten mükemmel bir ürün. Kış aylarında gerçekten benim kurtarıcım oldu. Gerçekten söyleyecek söz yok. Çok seviyorum bu ürünü. Bir diğer favorim ise Burt's Bees'ler. Bu şekilde. Bu Burt's Bees zaten favorimdi. Rengiyle, doğallığıyla, duruşuyla, nemiyle zaten favorimdi bu. Geçen aylardan da işte bunu daha yeni aldım. Bu nanesi çok güzel bir nane aroması var. Dudaklarımı böyle çok güzel yakıyor yani. Çok hoşuma gitti o benim. Bence çok hoş bir ürün yani. Bu arada bunlar lip balm videosunda 20 lira olduklarını söyledim. Evet gratislerde 19,5 lira gibi fiyatları var. Fakat Vassazar'da falan indirimde yakalarsanız 13 liraya, 12 liraya bile alabilirsiniz. Ben de 16 liraya almıştım. Aldığım günlerden beri
en çok kullandığım ve en sevdiğim lip balmlarım bunlar oldu. En sevdiğim lip balm onlar ama ben bunu, bu ürünü de gerçekten uzun bir zamandır kullanıyorum ve gayet de seviyorum. Bu da Babylips Actor serisinin Baby Bump'u. Bence Babylips'in acilen diğer serisi Grace'lere ya da Watsons'lara gelmesi lazım. Çünkü bana göre, en azından kendi fikrim bu, benim gözümde gerçekten gittikçe modaları düşüyor fakat bunun bir türlü düşmüyor. Çünkü bu gerçekten çok çok sevdiğim bir ürün oldu. Hem nemlendirmesi hem verdiği rengin ilginçliği. Daha önce hiç böyle bir lip balm kullanmamış. Çok tatlı bir renk veriyor dudakta. Hani kat kat sürdüğünüzde belki buna yakın bir renk veriyor. Nemlendirmesi, kokusu çok çok güzel. Benim için favori. Şimdi en çok kullandığım uygulama ve müziklere geleceğiz. Bu ay değil de hani yeni yeni Snapchat'te aktifim artık. Aynı zamanda da Snapchat'ten soru cevap videosu yapacağım. Üçüncü soru cevap videosu olacak ve bitecek artık soru cevap videoları. Yine de Snapchat'ten takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda açıklama kutusunda diğer sosyal medya hesaplarımı falan da yazıyor olacağım. Bu ay iki tane şarkı göstereceğim sizlere. Biri Take Me to Church. Odamdaki 10 ilginç şeyde kulaklığı tuttuğumda hepiniz anlamışsınız ve yoruma yazmışsınız. Buzi Erden. Buzi de olabilir. Cause everybody's just a throwaway. You should have worshipped her sooner. When I'm alone with you, I was born sick, but I love it. Take me to church, I worship like a dog. And shine up your light, I'll tell you my sins, so you can sharpen your knife. Let me give you my life. Bella Thorne, Call It Whatever isimli şarkı. Arkadaşlar ilk Ocak favoriler videosunun sonuna geldik. Favoriler videosunun devamını gelmesini istiyorsanız beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bu ürünler hakkındaki yorumlarınızı da mutlaka yorum kutucuğuna bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.